Selamlar herkese. Hançer ben. Yeni ve şahane bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Tropico 6 için bir 0. bölüm yayınladım bu seriye ve şahane ilgi gördü. Yüzlerce yorum yaptınız. O yüzden seriye başlamaya karar verdim bu 1. bölüm ile. Yeni bir adaya atlayacağız ve bir adet şehir, ülke, hatta cumhuriyet kuracağız sizlerle. Ben birazcık daha çalıştım arka planda. O yüzden tutorial'ları atlayarak direkt New Game'den Sandbox şeklinde kendi adamızı sıfırdan kurmaya başlayabiliriz. Videonun ilk bölümü olduğu için bir beğeni bırakıp destek yorumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanala yeniyseniz de abone olmayı düşünebilirsiniz. Onlarca şahane ada var açıkçası. Ben bir tane gözüme çarpan, şöyle nispeten düz olan bir taneyi seçmek istiyorum. Ayarlarla çok oynamayacağım. Normal seviyede oynuyoruz gördüğüm kadarıyla. Mesela başlangıç parasını 20.000'den 200.000'e kadar yapabiliyorsunuz. Ben 50K'da tutuyorum derken kayboldum. Sağ klik yapmamanız gerekiyor demek ki. İşte politika zorluğu var, düşmanların zorluğu var, felaketler vesaire derken genelde orta seviyede tutmaya çalışacağım. Zafer için herhangi bir şey işaretlemiyorum. O gittiği kadar gider bu sezon. Ve hazırız gibi hissediyorum. Ve dönemler var arkadaşlar. Koloni dönemi var. Dünya savaşları, soğuk savaş ve modern zamanlar. Mümkün olduğunca geçmişten başlayacağız. Ve bütün çağları atlayacağız şehrimizde. Oyunun uzmanı değilim. Yani birkaç saat çalışma fırsatım oldu. O yüzden yavaş yavaş öğreneceğim. İdare edin. Uzman bir şekilde oynamayacağım. Yorumlarla da, taktiklerle de destek olabilirsiniz bana seri boyunca. Ama anladıklarım çerçevesinde ilerlemeye yavaş yavaş çalışacağız. Burası bizim sarayımız. Ben burada yaşıyorum. Yani galiba şu benim. Aynen, El Presidente diye geçiyor. Hançer Reis diyelim ismine. Ve Hançer Reis haritada. Hatta Z ile yapalım. Reis. Haritada gezecek, takılacak. Ve amacımız buranın başkanı olarak kalmak. Etrafı inceleyecek olursak paramız var arkadaşlar sonuçta. Dolarla çalışıyoruz. Popülasyonumuz 75. Ve bana olan destek var. Oyuna yeni başladığımız için %100 çok önemli bir mekanik olacak bu. Bir nevi insanların mutluluğu gibi düşünebilirsiniz ama birazcık değişiyor. Başkan olarak seçilmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda bir koloniyiz. Yani 2. Dünya Savaşı'na yakın dönemlerde geçiyor bu oyun diyelim. Ve dünyada bir sürü süper güç var. İngiltere'nin kolonisiyiz şu anda. Ufak bir ada cumhuriyetiyiz ve sol altta bir süre görüyorsunuz. 6 yıl yazıyor. 6 yıl boyunca buranın başkanıyız. Eğer bu süreyi uzatamazsak ya da bu süre biterse yanılmıyorsam game over oluyoruz. Ve İngiltere ile tahtla questler yaparak onları mutlu ederek başkanlık süremizi uzatmamız gerekiyor. Oyunun birinci amacı bu. Ardından bağımsızlığımızı ilan edince ki önümüzdeki bölümlerde olacak kendi cumhuriyetimizi kurabileceğiz. Haydi oyuna başlayalım. Öncelikle adamıza bakalım. Bu arada beklediğimden çok daha büyük ada. Ama nispeten düz. Nispeten düz. En azından başlangıç arası güzel sahillerimiz var. Tepelerimiz, dağlarımız var ufak tefek. Büyükçene bir şehir yapabileceğiz gibi. Muhtemelen hepsini doldurmayız bu sezon. O kadar yetenekli değilim henüz ama göreceğiz. Onun dışında başlarken yapacağım şeylerden biri ısı haritalarına bakmak. Bakalım. Öncelikle şuraya bakacağız. Neler yetiştirebiliriz, nerede yetiştirebiliriz? Bir sürü ürün var arkadaşlar oyunda. Tarlalar kurmakla başlayacağız. İlk birkaç bölüm tarla odaklı gideceğim. Ve mouse'u götürürseniz sağ üstte yazıyor ne kadar verimli olduğu. Kırmızı bölgelere elbette ekip dikemiyorsunuz. Yeşillere odaklanmamız gerekiyor. Mısır, şeker, mesela farklı şeyleri var. Kakao, cigara, muz gibi gibi. Devam ediyor. İşte bunlara odaklanarak birazcık tarım yapacağız. Onunla başlayacağız. Onun ardından da kaynaklarımıza bakabiliriz. Böyle kaynaklar var. Burada işte ne bileyim kömürdü, demirdi. Altın var yanımızda, güzel. Muhtemelen işimize yarayacak. Bir sürü kaynak var, bunları kullanacağız. Okey. Bunları ufak tefek anladığımıza göre şehri nasıl inşa edeceğimiz konusunda tartışmaya başlayabiliriz. Sol üstte çok bir verimlilik yok. Evleri buraya yapacağım gibi. Şuraya tarla yapabilirim. Sağına ve soluna tarla yapabilirim. Özellikle mısır. Şekerleri yukarı doğru ekeceğim. Kakaoyu yukarı ekeceğim. Sağ. Okey, sağ sol yukarı. Sol üstte de ev kurabilirim gibi duruyor. Hadi yavaştan başlayalım. Şimdi neler var elimizde? Öncelikle limanımız var. İthalat ihracat yapacağız burada. Ve
Bizim paramız yok arkadaşlar. Biz bir koloniyiz. Biz para da basamıyoruz. O yüzden yapacağımız şey bir sürü ürün üretip bu süper güçlere satmak. Yani ihracat yapacağız. Parayı tamamen böyle kıracağız. Bir tane taşıma ofisimiz var. Buradaki elemanlar ürünleri taşıyor limana, depoya vesaire. Önemli olacak. Birkaç tane evimiz var. Böyle kulübeler var. Bunları yıkacağız. Çirkin duruyor. Güzel evlerde yaşasın istiyorum halkım. Burada da inşaat ofisi var. Buradaki insanlar da gidip binaları inşa ediyor adı üstünde. Bir tane kilisemiz var ufak. Komünitemiz için şeyler yapacağız. Binalar vesaire. Ve bu ne, hiç yakışıyor mu? Yani sarayımın önünde ufak kulübeler. Hiç yakışmıyor gerçekten, bunları yıkacağız. Neyle başlayalım? Ufak bir yol çekmekle başlayalım her zaman olduğu gibi. Bu bizim ana yolumuz olacak. Her yol saraya çıkar bu ülkede. Onun dışında limanın etrafına da bir yol çekmek istiyorum. İleride muhtemelen endüstri vesaire yaparız buraya. Biraz şekil olsun şehrimiz. Güzel, bunları oturttuk. Buradan bir yol daha çekebilirim aslında. Güzel duruyor. Ama emin değilim, şimdilik uzatmayacağım. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi... Korsan Limanı arkadaşlar. Tutorial'ları birazcık izledim. Tabii ki çok da... Düzgün bir lider olamayacağız ne yazık ki bu oyunda. Çünkü işimiz gücümüz katakulli olacak. İnsanları suikast etmek, bir şeyler çalmak, hırsızlık, korsancılık oynamak. Bir tane şey yuvası koyuyorum. Korsan yuvası inşa ediyorum buraya. İnşa edebilirsem. Buralara koyuyor. Buraya koyamıyor muyum? Suya uzanan bir sahilde. Evet, buraya koyabilirim. Ya da şöyle yapacağım ben. Fena değil. Fena değil. Bir tane korsan şey geliyor şimdi. Oyunu başlatmıyorum. Bir iki şey daha inşa edeceğim. Ve para kazanmamız gerekiyor elbette. O yüzden tarlalara atlayabiliriz. Plantation diye geçiyor arkadaşlar. Ve bir sürü çeşit var gördüğünüz gibi. Mısır, muz vesaire. Anladığım kadarıyla en önemlileri şeker ve kakao. Ama ben hepsini yapmaya çalışacağım. Hepsini yapmaya çalışacağım. Buradan başlayabiliriz. Şöyle. Bakayım. Aynen, bu verimlilikleri değerlendirelim. Bir tane mısır yeri yapıyorum. Hepsinden birer tane yapalım. Çünkü farklı sanayilere yönlenecek bunlar. Muz. Karşısına bir tane muz atabilirim. Kontrole basınca olmuyor. Bir daha inşa edemiyorsunuz belki. Shift tuşudur. Mısırla muz geldi. Şeyi geçiyorum. Ananası. Pineapple ananas mıydı? Şeker yapabiliyor muyuz buralara? Şekeri de geçiyorum. Başka yere yapacağız. Kakao. Kakaoyu da yukarı yapacağız. Cigara. Bir de cigara yeri yapıyorum buraya. Tobacco. Güzel. Shift'e basarsanız yapmaya devam edebiliyorsunuz. Kahve. 10 numara. Kahve yerinde. Buraya koyuyorum. Pamuk. Pamuk da yapabiliriz. Bir de rubber. Rubber nasıl tarlada çıkıyor ya? Türkçesi aklıma gelmiyor. Plastik gibi bir şey. Güzel. Buraya şahane bir tarla sanayisi kurduk. Tabii burada insanlar da çalışmalı. Önemli faktörlerden bir tanesi oyundaki. Anno'da olduğu gibi evlerin iş yerlerine yakın olması arkadaşlar. İki çeşit ev var. Bir böyle nispeten daha güzel. Bunu sonra yaparız. Daha az insan yaşıyor içinde. Şimdi birazcık daha büyük evler yapmaya çalışacağım. İnsanların tıkış tıkış içinde yaşadığı. Ve burada şey yapsınlar istiyorum, yaşasınlar istiyorum. Bir tane yol çekersem buradan tak. Üç tane ev attım buraya. Şuradan bir yol çektim. Ya da çekemedim. Yol çekebildim. Süper. Şunu da birleştirdim. O evleri de inşa edebilir. Şimdi süreyi başlattım. 6 senemiz var ve azalıyor. Her dolduğunda 1 ay geçiyor yanılmıyorsam. Ve inşaatçıların maaşını fulluyorum. Taşımacıların maaşını fulluyorum. Şöyle modları var arkadaşlar bütün binaların. Buradaki modu değiştireceğim.
ve %50 daha hızlı taşıyacaklar. Ama %10 taşıdığı yükü kaybetme ihtimali doğacak. Bana uyar, kaybedebilir biraz. %50 daha hızlı çalışması şahane. Onun dışında bunların da maaşını fullledim. Böylelikle daha verimli bir şekilde çalışacaklar. Paramız var, 30K paramız var. Şimdi bir sürü şeyi inşaata koyulduk. Hatta utanmasam bir tane daha inşaatçı ya da taşıma şeyi de yapabilirim. Ama yavaş ilerlemeye çalışacağım. Çünkü yardırırsam arkadaşlar nüfusun ve işsizliğin kontrolünü kaybedebiliriz. Onun için de şöyle almanağımıza bakacağız. 29 işsiz var, 35. 29 evsiz, 35 işsiz var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Muz geldi. Mısır geldi. Buradaki neydi? Burada zaten mısır vardı. Aslında bunu kaldırabiliriz de. Orada olmasına gerek yok. Ya da taşıyabilirdim inşa etmek yerine. Sıkıntı yok. Şimdilik dursun. Hızlı bir şekilde geliyor binalar. Çok güzel. Ve bu tarlaların da modu var arkadaşlar. Şöyle ikinci bir mod var. Ve bunu yaparsanız daha verimsiz çalışıyorlar. Ama toprağın şeyini düşürmüyorlar. Toprağın verimini düşürmüyorlar diyelim. Ve etrafta farklı çeşit binalar varsa tarlalar verimi arttırıyor. İnternet bunu tavsiye ediyor. Bunların hepsini yan yana yaptığım için Shift'e basılı tutarak kontrole bam. Hepsini diğer moda geçirdim. Ve verimlilik ekranından daha detaylı bakabiliyorsunuz. Aynen. %50 arttı verimliliği. Şeyden de %40 düştü. Yani iyi oldu diyelim. Uzun dönemde bunu tavsiye ediyorlar. Yan yana yaparsanız tarlaları. Ve ürünleri üretmeye başladık. Orada üretilen ürünler direkt limana taşınacak. Ve burada görebileceğiz. Buradan da ihracat yaparak para kıracağız arkadaşlar. Düzenli olarak bu gemiler uğrayacak. Hem yeni insanlar... Oh, keyfe bak, oturmuş şuraya. Nerede? Şu adamın keyfine bakar mısınız? Çıplak çıplak. Cıbıldak. Bu gemiler uğrayacak düzenli bir şekilde. Sol üstte de gördük. 2800 para geldi. 11'de insan geldi. Muhtemelen ilk satışımızı gerçekleştirdik. Burada da yazıyor. 3 ay içerisinde bir gemi daha gelecekmiş. Ama depoda hiçbir şey olmadığı için şu anda satabileceğiz gibi durmuyor. Süper, tarlalarımız gelmeye başladı. Bunların deposunda bir şey yok şu anda. Verimlilikleri fena değil gibi. Şeyleri fulleyebilirim. Ama çok da iflas ettirmek istemiyorum kendimi açıkçası. Haydi yapayım. Kontrole bastım, fulledim. Bütün tarlalar oldu mu? Evet. Bütün tarlaların verimini de arttırdım. %125'e çıkardım. Biraz maliyetli şu anda. Hoppa. Şimdi bir sürü insan iletişime girecek, geçecek bizle. Bu İngiltere'yi temsil ediyor arkadaşlar. Ve onların kolonisiyiz. O yüzden suyuna gitmemiz gerekiyor. İşte taht bir şeyler istiyor diyor. Taht diyeceğim. İngiltere'ye. Bunları dikkatli okuyacağım. O yüzden yanlış şeyler yapmayalım. Bir tane ihracat anlaşması imzala diyor. 180 gün içerisinde kabul etmem gerekiyor. Yoksa -5 ilişkimiz düşüyor. Kabul ettim. Ticaret anlaşması da limandan yapılıyor arkadaşlar. Şuradan ya da aşağıdan da seçebilirsiniz. Trade screen buradan. Gördüğünüz gibi solda iki fonksiyon var. Kırmızı ok adadan çıkıyor ihracat. Yeşil ok adaya geliyor ithalat. İkisini de yapacağız. Şimdi bir tane anlaşma yapmamızı istiyor. Ve buraya tıklarsanız lisanslarımızı görüyorsunuz. Şu anda sırf bir lisansımız var. Bunları ileride açabiliyoruz. Hatta bir tane daha açayım. İki tane ticaret lisansımız oldu. Bunlarla ürünleri satabileceğiz. Ama anlaşma yaptığımız için normal fiyatın üstünde veya altında satabileceğiz. Mesela... Bunların hiçbirini satmıyorum şu anda. Şeker. Şeker üretiyorum değil mi? Muhtemelen üretiyorum. Şeker anlaşması yapacağım bir tane. Burada detaylarını da görebiliyorsunuz. Ben anlaşma çerçevesinde diyorum ki ben size 600 tane salacağım. Daha çok da işaretleyebilirsiniz ama bu kadar ürettiğimi zannetmiyorum şu anda. Ve quest'i sırf bitirmek için 600 tane şeker ihracat yapmak için anlaşma imzaladım. Emin misin? Eminim. Bakalım depoda var mı şeker? Mısır var bir sürü. Şeker de muhtemelen gelecek arkadaşlar. Bu arada ekmemiş olabilirim şeker. Şeker uygun değildi değil mi? Hayır, şeker ekmemişim. Pause. Şeker ekmeliyiz. Sıkıntı yok. Vaktimiz var diye düşünüyorum. Şeker çünkü yukarıda ekiliyordu değil mi? Mısır var. Muz yaptık. Pineapple yapmadık. Şeker yapmadık. Şeker burada yok. Şu biraz yukarıda kalacak ama... Buradan bir yol çekip arkadaşlar
Şuralara ev yapabiliriz ortaya. Buraya bir şeker yeri yaptım. Umarım patlamaz ilk questimiz. Güzel. Elbette çok uzakta olduğu için insanların çalışması gerekiyor. Gidebilmesi gerekiyor. Şuraya bir tane ufak mahalle yapabilirim. Mahalleyi de biraz güzel yapmaya çalışacağım. Her şeyi dip dibe yapmayacağız bu oyunda. Sana ufak tefek yerler vereceğim. Başka binalar kurabilmek için. Aynen. Şöyle ufak bir mahalle patlattım. Şöyle yapalım. Ve devam ettirebiliriz oyunu. Merkeze dönecek olursak evler inşa olmuş. Güzel. Ve korsan yeri bitmek üzere derken. Şimdi bir sürü politik grup var arkadaşlar. Hem adamızın içinde hem adamızın dışında. Bunlardan bir tanesi devrimciler, revolutionary. Ve bizden bir sürü şey isteyecekler. Bunlarla da ilişkimizi iyi tutmamız gerekiyor. Yoksa beni tahtımdan edebilirler diyelim. İşte çok rüşvet ödüyoruz. Neler dönüyor bu adada diyor. Rüşvet verilmemesi gerekiyor. O yüzden korsan yeri kurmamı mı istiyor? Ben de kuruyordum zaten. Kabul ettim. Tam zamanlamaya bakar mısınız? Şahane oldu. Bittiği anda quest bitecek. Galiba. Şeyi anlamadım. Rüşvet ödüyoruz her yere falan deyip korsan yeri yaptırtması... Galiba İngiltere'ye ödediğimiz rüşvetten bahsediyor, aynen. Her şeyi döndüreceğiz diyor lehimize. Güzel. Şimdi birkaç tane ödül var. Biri 2000 para ki o kadar paraya ihtiyacım yok. Biri tarif veriyor. Bunu da bilmiyorum. İnşaat tarifi. Galiba kendimiz açabiliyoruz bunları. Bir de 10 tane göçmen veriyor arkadaşlar. Bunu alacağım. Ve... Her göçmenin şeyi var, siyasi görüşleri var. Bunlar revolutionary yani. Türkçesini hep kaçırıyorum. Az önce söyledim, şunu birleştirelim. Birleşti mi? Galiba birleşti. Devrimci. Devrimci. Şimdi buradan çakal işler yapacağız. Korsan yerinden. Bir sürü yere saldırabiliyoruz. Ayasofya'yı bile çalabiliyoruz galiba gidip. Ama bunlara bulaşmıyorum şu anda. Ufak şeylerle başlayacağız. Mesela kahve, mısır ve altın çalsınlar. Buna birkaç kere basıyorum. Burası süreyle arkadaşlar saldırı puanı topluyor. O saldırı puanı da değerlendiriyorlar buralarda. Şimdi kendi haline bırakacağım. Muhtemelen birazdan saldırı yaparlar. Ve mısır falan satıyoruz. Gördüğünüz gibi nüfusumuz artıyor. Para gelmeye başladı. Ama şuna bir öncelik vermemiz gerekiyor. High priority diyelim. Çünkü tahta şey vermemiz lazım. Bir an önce. Arzuladıkları şekerleri vermemiz lazım. Research diye bir şey açıldı. Bunları yapabiliyor muyum emin değilim şu anda. Research. Çünkü sıfır bilgi üretimim var. Öyle bir şey yapamıyorum şu anda. Ve ticaret ekranında daha fazla şey de alabiliriz. Çünkü iki tane artık şeyimiz var. Yerimiz var. Lisans için. Ama bunların hiçbirini üretmiyorum şu anda. O yüzden ellemeyeceğim gibi. Güzel. Bakayım. Bunun süresi yokmuş. Güzel. Güzel. Tamamladığım anda ödülleri alabileceğim. Bir gemi daha yanaştı limanımıza. Ve bu arada işsizlik şeylerine bakalım. Hızlı ilerlemeyelim. İşsiz yok. Evsiz yok. Çok iyi. Çok iyi. O yüzden biraz daha göç alabiliriz gibi gözüküyor. Bakalım bu gemi neler getirecek. Sol üstte göreceğiz muhtemelen detayları. 930 para geldi. 15 kişi daha geldi. Çok iyi. Belki bir tane daha inşaat yeri yapabilirim. Şu anda yetişemiyorlar gibi yüklere. Herkes çalışıyor mu? Okey, hepsi full gibi. Güzel çalışıyoruz. Ve paramız idare eder. Bakalım.
Birkaç evsiz, birkaç işsiz var. Demek ki biraz daha iş imkanı yaratabiliriz derken şeker tarlamızda hazır gibi. Buradaki evler de geliyor. Bunları yola bağlamam gerek var mı? Yok galiba. Ufak tefek güzellikler yapacağım etrafına ama önce quest'i bekliyorum arkadaşlar. Quest gelecek bunların hepsi için. Monoculture. Bunu da multiculture'a çeviriyorum. Ve etrafına birkaç şey daha koyacağım şimdi. Neleri atladığımıza bakalım. Muz, mısır, kahve, tobacco, cotton rubber yapmışız. Yani hepsini yapmanıza gerek yok da ben kafam rahat etsin diye hepsinden birer tane koymak istiyorum. Şu an ne koyduk, ne yaptık diye takla atmayalım. Pineapple yapabilirim buraya bir tane. Çok güzel. Shift'e basmayı unuttum. Kakao, tobacco. Kakao yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Kafe yapıyoruz. Kakaoyu da koyabilirim karşısına. Cotton. Bu da sonuncusu muhtemelen. Cotton o kadar verimli olmadı. %67. Onu da şöyle koyabiliriz. Ve yanılmıyorsam hepsini yaptık arkadaşlar böylelikle. Yol niye çekmiyor buraya? Etersen şeyler yapıyor oyun. Bunları bağlamadı. Ha? Enteresan. Bu niye oldu bilen varsa yorumlarda paylaşsın. Bağlamıyor şu anda yolu. Değişik davranıyor. Kalsın. Güzel. Biraz hızlı mı büyüdük? 20 dakika olmuş da sanayi kurdum. Bence bir tane daha taşıma yeri yapmamız gerekiyor. Aynen. Ben bundan bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Şuradan kopyalı diyorsunuz. Nereye yapalım? Şuraya yapalım. Güzel bir lokasyonu var köşede. Ve ürünleri taşıyabilecek. Depolarına bakalım. Çünkü depolar şişmiş bile. Buna öncelik basıyorum şimdi. Depolar şişmiş arkadaşlar. Neredeyse fullenecek. Evet, bunları öğrenmem lazım. Dediğim gibi biliyor gibi oynuyorum şu anda ama oyunu bilmiyorum ben. Raidler nasıl gidiyor? Başlayacak neredeyse. Çok güzel. Onda da ilerliyoruz. Depoda muz, kahve birikmeye başladı. Güzel para gelecek şimdi. Ümit ediyorum. Yoksa paramız üzücü bir şekilde azalmaya başladı. Ve kulübeler de kayboluyor yavaş yavaş. Daha güzel binalar ortaya çıkmaya başladı. Burayı güzel bir yerleşim yeri yapacağım merkezi. Buraya da aynı şeyi yapacağım. Şunu da kapadım. 10 numara. Üretim başladı mı? Şeker henüz başlamadı. Çünkü insan yok galiba. Biraz daha göç almamız gerekecek. Bakalım. Evet. Çok insan yok şu anda. Raid'i de başladık. Bunlar arkadaşlar bize kahve, mısır, altın falan getirecek. 7/24 çalıştıracağız korsanlarımızı. Corruption is so rife, governor, that we have to pay a bribe to find out how much to pay in bribes. Çok iyi ya. Ne kadar rüşvet ödememiz gerektiğini bulmak için rüşvet ödememiz gerekiyor diyor. O kadar rezalet diyor işler. 500 tane balık üretmemi istiyor. Peki. Balık haritasına bakmadık ama balık üretebiliriz muhtemelen. Nerede olduğunu bulabilirsem. Burada. Ha süper. Göbeğimizde balık yeri varmış. O zaman şimdilik şuraya kurabiliriz. İleride şehri daha optimize ederiz. Yalnız düz koydurtmuyor. Çapraz koymam gerekiyor. Olur. Tam da yola bağlandı. O quest'i de yapıyoruz şimdi. Şu tahtın quest'ini yapsak tatlı olacak. Ve ilk günümüz batıyor. Tropico'da. Tropico değil ya. Ha, korsan gemisi de gidiyor bu arada. Bu bizim gemi galiba. Hançerya mı olsun? Bilmiyorum adanın ismini. Daha düşünmedim. 4 yıl 9 ayımız kaldı bu arada Game Over'a. Gözümde bir anda orada. 12.000 para geldi ve 4 kişi. Uf çok iyi. Deli gibi ürün sattık.
Ama halen şeyin görevini yapamadık. Bakalım. Şeker üretmedik nedense. İşçilerimiz geliyor. İsmi ne? Sane. İşte rüşvet verebiliyorsunuz insanlara, öldürebiliyorsunuz, hapse atabiliyorsunuz. Bunları ileride deneyeceğiz. Şu anda çok detaylı bilmiyorum o mekanikleri. Bakalım çalışacak mı? Girdi. Çıktı. Üretiyorlar. Tamam, şeker üretmeye başladık. Kontratımızı yakında bitireceğiz. Birkaç yüz tane şeker vermem gerekiyor sadece. Şey de geliyor. İkinci taşıma binamız da geliyor. Lojistik biraz önemli. Çünkü depolar şişmeye başladı. Okey, şuraya yol koyamıyorum arkadaşlar. Bu beni kanser edebilir. Şuraya da koyamıyorum. Niye izin vermiyor? Şimdi koyabiliyorum da birleşmiyor. Okey, böyle şeyler beni kanser edebilir bu oyunda. Çünkü düzgün olsun istiyorum her şey. Başka yol gibi sayıyor bunu. Çok gıcık. Çok gıcık. Bir şey mi atlıyorum? Peki, bunu umarım çözeceğiz ileride. Çünkü bu iki yol bağlantılı değil gibi duruyor. Ve beni biraz gıcık ediyor. Burası halbuki bağlantılı. Çözeriz. Bu da geldi gibi. Biraz hızlandıralım. Kalabalıklaşmaya başladı şehrimiz. 121 popülasyon. Geldi. Bunun da modunu değiştiriyorum arkadaşlar. Zaten modu otomatik gelmiş kopyaladığım için diğer binadan. Süper. Buradaki bütün tarlaları da multicultural yapıyorum. Çok güzel. Popülasyon nasıl? Ufak tefek işsizlik, evsizlik ama daha çok insana ihtiyacım var gibi. Korsanlar şeyden döndü mü? Daha yoldalar. Balıkçımız geliyor. Bu quest'in süresi var mı? Yok gibi. Sıkıntı yok o zaman. Yavaş yavaş yapabilirler. Fena gitmiyoruz. Fena gitmiyoruz. Güzel bir başlangıç oldu gibi. Tarlalara... Bunları beğendim. Lokasyonları güzel oldu. Buraya sahile doğru biraz sanayi kurarız. Şuraya bir mahalle, buraya mahalle. Mahalleleri de böyle dağıtacağız etrafa. Mesela bunlar uzak bile kaldı. Şuraya bir tane daha mahalle yapabiliriz. Ama biraz daha bekleyelim onun için. Çok aciliyeti yok. Birazcık uzak kaldı gerçekten. Şuraya bir iki ev daha koyabilirim. Ya da bunları kopyalayabiliriz. Şöyle. Güzel. Güzel. Şimdi questleri bitirmek istiyorum. Of, bakar mısınız ne kadar şey depolamışız? Şahane para gelecek. 20k bile gelebilir şu anda bunları satınca. Yazıyormuş tahmini para. 17k gelecek yaklaşık. Ama hala şeker yok. 18.400. Hepsini sattık. Böyle para kasacağız. Çünkü dediğim gibi bir koloniyiz biz. Korsanlar mı saldırıyor? Okey. Burada da ne yapacağımızı biliyorum. Korsanlar arkadaşlar limandan saldırıyor bize şimdi. Bu bol bol gelecek. Bizi ezik zannediyorlar ve yağmalamaya çalışacaklar. Ve burayı hedefliyorlar. Bunun için de kule yapmamız gerekiyor askeri. Ve kombat var. Bu şekilde guard tower yapacağız. Öncelikle tarifi açmamız gerekiyor. Bine açtım. Ve yani buraya koyabilirim. Buradan saldıracaklar çünkü. Ya da şuraya koyabilirim. Şuraya koydum. Bir tane yeter mi? Anında inşa ediyorum. Daha doğrusu iki tane yapayım. Bilmiyorum çünkü ne kadar kuvvetli geliyorlar. Hadi iki tane yaptım. Bunları anında inşa ettim. Para verip.
maksimize ettim şeyi, maaşları. Umarım işçimiz var yeterince. Yoksa biraz hasar görebiliriz. Çünkü geldiler. Kaç kişi geldi? 4 kişi saldırıyor şu anda bize. Para verip yabancı işçi kiralayabilirsin diyor. Peki. Şöyle birilerini kiraladım. Çünkü galiba boşta kimse yok şu anda. Fonksiyon nasıl çalışıyor bilmiyorum. Umarım ki hızlıca dolacak bu kuleler. Şu anda kimse gelmiyor, işçimiz yok. Ve hain korsanlar şehrimize saldırmaya başladılar bile. Çıplak ayaklarıyla tüfekleri kapmışlar. Yani burada kimse yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Biraz dayak yiyeceğiz galiba. Bir tane evsiz var. Bir tane dükkanı kapasam, şunu kapasam mesela. İnsan gelse. Sağ klik mi? Evet, insanları kovdum. Daha önce yapabilirdim. Şimdi. Okey, yamulduk. Derken, bu benim danışmanım arkadaşlar. Oyun boyunca yardım edecek bize. Sana başkan demek istiyorum diyor. Biz sadece bir koloniyiz. Belki bunu değiştirebiliriz diyor. Kabul ediyorum, başka bir şey yok. Devrimcilerden desteği arttırmamı istiyor. Şu anda neredeyse o civardayız. Ama hala fark var. Kapışıyoruz ama askerim var mı içeride? Yok gibi. Neyle kapışıyoruz bilmiyorum. Bakayım canlarına. Canları gitmiyor bile. Şu anda eritiyorlar şey kulemi. Korsanlar bu arada geri döndü. 1000 kahve, 1600 mısır, 200 altın. Çok iyi. Aa, bunu nasıl yapacağım acaba? Dem içiyoruz şu anda. Biraz daha tanklasınlar bakalım ama hiçbir şekilde damage vuramıyoruz. Çünkü kimse çalışmıyor burada. Biraz hızlandırsam. Yok çalışanı diyor. Peki. Bunlar eriyecek o zaman. Yapacak bir şey yok. Başka bir yere bir kule daha mı yapsam? Neden kimse gelmiyor bilmiyorum. Balıkçının yolu yokmuş. Onu da bağlayalım. Güzel, balıkçı da çalışmaya başlayacak. Halen popülasyonum mu yok? 7 kişi işsiz. İşsiz. Burada neden çalışmıyorlar? Bunları da kaldıramıyorum artık. Bu ayarları. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Çünkü bilmediğim bir konu bu. Dayak yiyerek öğreneceğiz muhtemelen. Belki uzağa yapmalıyım birazcık. Ne bileyim. Ya da şu yol bağlı olmadığı için gidemiyorlar mı ta oraya kadar? Bütün haritayı mı dolanmaya çalışıyorlar? Belki şu yardımcı olur. Gitmelerine. Evet, dayak yedik. Ha, bir tane daha yapacağım aşağıya kule. Kule, kule, kule. Burada. Şuraya yapıyorum. Hızlı inşa ettim. Ellemiyorum şimdi derken. Ticaret yolunu tamamladık arkadaşlar tahtla. İlişkimiz arttı biraz. Ve ya 2000 para ya da şeyi uzatabiliyorum. 3 yıl kaldı sadece. Vekaletimi uzatabiliyorum bu adadaki. Uzatıyorum. 1,5 sene uzattık. Böylelikle 5 yıla çıktık. Game over olmayacağız. Şimdi. Burada çalışıyorlar. Tamam. Burada çalışıyorlar. Askerler geldi. Nerede askerlerim? İşte bu. Cesur askerlerim geliyor. Biraz uzaktan geliyorlar ama bu nereye gidiyor? Diğer kuleye mi gidiyor? Fenna. Galiba diğer kuleye gidiyor. Tamam.
çalıştı arkadaşlar. Enteresan. Belki de şeydir, yabancı işçi al diye tıkladım ya, o yüzden şey gelmesini bekledi limana. Hiçbir fikrim yok. Çözeriz. Çözeriz. Şimdi, balık da geliyor. 500 tane üretmem lazım. 150 popülasyonumuz oldu. İlk kuleyi yıktılar. Hiç önemli değil. Bunu demolish diyorum. Ben de yıktım. Ve kapışmaya başladık mı? Kapışmaya başladık. 3 kişi var şu anda. Kuledeler mi? Galiba. Galiba. Hayır, değiller. Halen canı gitmiyor. Ama buradakiler kulede. O kuleyi yıktıktan sonra... Hah, geldiler. Biraz uzun sürüyor demek ki askerlerin gelmesi. Aklımda bulunsun bu. Ya da popülasyonumuz hazır değildi. Bakayım. Evet, erittik şimdi. Bir kule yetiyormuş 4 kişiyi almaya. Bir saldırıyı püskürttük. Kuleler dursun. Bütçesini o kadar yükseltmeye gerek yok muhtemelen. Saldırı geldiğinde şey yaparız. Optimize ederiz, düzenleriz. Şimdi bunların hepsini multicultural yapıyorum. Depolar ne alemde? Ufak tefek doluyor. Bakayım. Güzel. İki tane şeyimizin olması yetti arkadaşlar gibi. Her şeyin deposu boşaldı. Çok iyi para geliyor şu anda. Raidler devam ediyor. Bunu arttırmanın bir manası var mı? Atlattık saldırıyı. Şu tarlayı geri açabilirim. Derken açılmış zaten. Süper. İki tane kule şimdilik buralarda dursun. Bakalım depomuza. Of, bakar mısınız? Muz, tobacco. Ne ararsanız var. Yavaştan sanayiye de geçebilirim gibi hissediyorum. Ufak tefek. Çünkü paramız var. Bir görev daha geldi. İşsizliği %7'nin altına düşür. Okey. Düştü mü? Galiba düştü. Yaptık bile. Bitti. Şimdi balık üreteceğiz. Bir de devrimcilerin onayını alacağız. Bu ikisini yapmamızı bekliyor. Evsiz birkaç kişi var. Şuraya bir tane daha ev yapabilirim. Daha doğrusu şöyle yapmak daha kolay buradan. Kopyala. Bu niye mor bilmiyorum. Kötü bir şey mi? Kötü bir etki mi var? Çok dip dibe yapmıyorum. Etrafına süslemeler falan yapacağım. Binalar yapacağım. Fena değil. Ben neredeyim? Kendimi bulmamın kısa yolu var mı acaba? Balıkçılar da sonunda üretmeye başladı gibi. 44K. Güzel. Parayı kırmaya başladık. Raidler nasıl gidiyor? Raidler de devam ediyor. Haydi diğer binalara bakalım. Bir şey atlamadım değil mi? Bütün her şeyden var bende. Bütün tarlalardan. Daha çok, daha çok istiyor diyor İngiltere. Bir tane daha ticaret anlaşması yapmam istiyor. Hemen yapalım. Evet, artmaya başladı şeyler ve mor olan arkadaşlar taht. Şunlar da kaçakçılarmış, smugglers. Tahtla yapalım. Kakao satabilirim. Başka %5, %5, %5. Bir tane kakao anlaşması yapıyorum. Bu arada iki tane şeyim var ya, mesela kahve de satabilirim. Onu da anlaştım. Böylelikle para gelsin. O quest'i yapacağız gibi. Çok iyi. Şimdi, her şeyden var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 farklı şey var. Mısır'dan iki tane var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz... Ne? Bir taneden iki tane mi yapmışım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz... On tane şey yapmışım. Bir taneden çok yapmışım galiba. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz... Dokuz çeşit şey var. Bende nasıl on tane var? Cotton, rubber,
Tobacco Coffee, Banana Corn, Cotton. Cotton'dan iki tane yapmışım. Sıkıntı yok. Sugar, Pineapple, Kakao. Tamam. Cotton'dan iki tane yapmışım. Böylelikle her şeyi ektik ve üretmeye başladık. Bunlarla bir sanayi oluşturmamız gerekiyor şimdi. Balıkları topluyorlar mı? Ben anlamadım. 0 diyor. Ha, lokal tüketime izin ver. İzin verme. Galiba yiyoruz hepsini. Fakat görev 500 tane üretmek. Yani yiyorsak da üretmiş sayılmıyor muyuz? Şimdi birikmeye başladı. Aynen, yemememiz gerekiyormuş. Çünkü inventory'de 500 tane birikmiyor. Yiyince. Minik bir detay öğrenmiş oldum. Bir tane daha raid tamamlandı. Mısır, altın, bir sürü şey getiriyorlar. Popülasyon 170 mi oldu? Galiba çok hızlı ilerledik. Çok hızlı ilerledik gibi. Evlerde yer var ya. Şöyle bir detaylı bakalım. Evsiz yok. İşsiz yok. Tamam. Şimdi. Bakalım neler yapabiliriz yeni. Bunlar geç. Depo mu? Kokonat. Kokonat toplamıyor muyuz plantation'dan? Aa. Kokonat toplamıyoruz. Pineapple topluyormuşuz. Kokonat da toplayabiliriz. Bakalım. Şurası ideal gibi. Ve bunun aynen sırf ufak bir bölgeye yapıyorsunuz bunu. Değişik. Etrafından topluyor mu otomatik? Şuraya yapabilirim. Bir tane. Ama verimini yazmıyor yukarıda. Göreceğiz. Nasıl çalıştığını anlamadım. Çok bonkörüm arkadaşlar. Otomatik inşa ettim bunu 400'e. Sistemin nasıl çalıştığını anlamam lazım. Herhalde toplayacak. Çünkü hiçbir şekilde verim yazmıyor. %100 yeşile koyduğum için. Herhalde %100. Peki. Kokonat da topluyoruz. Oduncu yeri. Bunu da yapalım. Bunun da mantığı aynı galiba. Ama ağaçlar tükeniyor mu, bitiyor mu? Nasıl işliyor? Emin değilim. Burayı sanayi yaparız. Aa, bu ağaçları kesmek istemiyorum. Belki buraya yapabilirim. Oduncuyu ya da şuraya yapalım arkadaşlar. Buradan bir yol gitse. Verimi yazmıyor gerçekten. Çok garip. Bir tane oduncu yaptık. Odun da galiba işleyebiliyor muyuz? Balıkçıyı yaptık. Dışkı dağıtıcı. Dışkı dağıtıcı mı? Etrafındaki tarlalara dışkı dağıtıyor diyor. O zaman hayvancılık yapmam gerekiyor. Onun için biraz bekleyebiliriz. Hayvancılık. Maden var mı etrafta? Biraz uzaktalar. Buraya da tarla yapmışım. Madenin acısı var mı bilmiyorum. Çünkü çok uzaktalar. Biraz daha genişleyebiliriz. Ama altın çok iyi duruyor. Bence altın madeni deneyebilirim bir tane. Bunlar tamamen yeni sular arkadaşlar benim için. Bilmiyorum çünkü şu noktadan sonrasını. Buraya kadar çalıştım ve şahane temeller attık bence. Ama bundan sonrasını deneye yanıla öğreneceğiz. Şöyle yaparsam herhalde 30 bin altın varmış burada. Muhtemelen toplamaya başlayacak. Sonra da toplayınca onu yıkarız. Ama yollar bazen sapıtıyor. Heh. Garip oluyorlar. Bir tane ev yapsam ayıp mı olur buraya?
Bu da çalışanlar için her şeyden uzak kalıyor ama belki mantıklı olabilir. Keşfederiz. Güzel. Burada veda ediyorum arkadaşlar sizlere. Epey bir yardırdık. Balıkları da ürettik. 10 tane devrimci şey istiyorum. Göçmen istiyorum. Ve bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Bence çok güzel temeller attık. Kontratı da şey yaptık ve süremiz de arttı. 18 ay daha istiyorum. Ve 5 yılımız var. Süper. 5 yıl boyunca daha başkanız. Bir noktada bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. İngiltere'den ama ona bence çok var. Çok var ve bence çok tatlı bir başlangıç oldu. Ha, şurada bir göl varmış. Volkan mı? Eskiden volkanmış. Çok güzel, tatlı. Güzel bir ada. Kocaman bir ada. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.